CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından hayata geçirilen ancak 2015 yılında durdurulan Milli Termik Santral Kükürt Arıtma Sistemi'nin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesiyle Milli Teknik Santral Teknolojilerinin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi projelerinin tekrar hayata geçirilmesini istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz mecliste düzenlediği basın toplantısında kanunda öngörülen çevre yatırımlarını yerine getirmediği için kapatılan termik santrallere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin baca gazı arıtma sistemleri konusunda dışa bağımlı olduğunu ifade eden Yavuz Yılmaz, 2013 yılında termik santral baca gazı arıtma teknolojilerinde yerli tasarım ve imalat kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan projenin askıya alındığını belirtti. Yavuz Yılmaz, projenin yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Kapanan santrallerle oluşturulan kaos aslında 6 yıl önce görülmüş ve bunun engellenmesi için bir proje geliştirilmiş, maalesef içimizi yakan bir sonuca sürüklenmiş. MİKAS projesinin birinci fazı yapılmış, tamamlanmıştı. Şimdi ikinci fazını gerçekleştirebileceğimiz termik santraller mevcuttur. Bu termik santrallerin bir an önce proje kapsamında birer ünitelerinde bu projenin hayata geçirilmesi şarttır.